Herkese selam. Plan gecesi 13'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden 26 Haziran Pazartesi, tatile gideceğim için size çok önceden çekiyorum bu videoyu. Dolayısıyla da bir önceki haftayı gösterdiğimde aslında bir önceki hafta izlediğiniz plan gecesinden çok farklı bir şey yok. Sadece iki tane burada sticker var. Bunları yapmam gerektiğini sonradan fark ettiğim için bunları eklemiştim. Onun dışında bir değişiklik yok. Ojelerimde de bir değişiklik yok. Yine geçen hafta kullandığım gümüş rengi ojeyi görüyorsunuz tırnaklarımda da. O yüzden direkt önümüzdeki iki haftayı planlamaya başlayalım bence. Dediğim gibi ben tatilde olacağım. O yüzden 2 haftalık bir plan gecesi yapacağım. Bu demek oluyor ki siz bu videoyu izlediğiniz zaman ayın 2'si 2 Temmuz ve önümüzdeki hafta yani 9'unda plan gecesi olmayacak. Plan gecesi 14 ile 16 Temmuz'dan itibaren devam edeceğiz. Ama tabii bu arada sosyal medya hesaplarımdan beni sürekli olarak takip edebilirsiniz. Tatilde bir sürü Insta story ve snap atmayı düşünüyorum. Aynı zamanda oralardan sizin için hangi videoları çekeceğimi de şimdi yazacağım. Ve daha önceden çektiğim ve yüklediğim videolardan hangilerinin önümüzdeki 2 hafta boyunca yayına açılacağını da göreceksiniz şimdi. Hemen yeni sayfayı açarak başlıyorum. Bu arada çok enteresan bir şey yaptım. Bunları hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bunlar Getestilo'nun makyaj fırçası çantaları. Ve ben bunu kalem kutusu olarak kullanmaya başladım. Tatile giderken yanıma bir kalem kutusu almak istiyordum zaten. Birazcık böyle geriden alayım siz görün rahat diye. Giderken bir kalem kutusu almak istiyordum dediğim gibi ve Boss ajandayı kullandığım için şu anda dedim ki neden takım olarak bunu almıyorum? Çok güzel görünüyor zaten. O yüzden Boss makyaj fırçası çantasını kalem kutusu olarak, Goldie'yi de gerçekten makyaj fırçası çantası olarak yanıma aldım. Bunlar böyle set olarak da satılıyor. Bilmiyorum gördünüz mü? Getestio'da bu şekilde ikisini beraber de alabiliyorsunuz. Bence çok cici oldu böyle. Çok hoşuma gitti. Şuraya da bir post-it yapıştırmayı düşünüyorum böyle. Bu da burada bulunsun diye. Neyse. Geçen hafta gördüğünüz gibi bu Stabilo'nun mor kalemiyle planlama yapmıştık. Ondan önceki hafta size sorduğumda iki tane daha alternatif sunmuştum. Bir tanesi bu sarı kalemdi. Diğeri de Stabilo'nun bu kalemiydi. Bu böyle pembe ile turuncu arası çok tatlı bir renk. Bunu da çok fazla isteyen olmuştu. O yüzden önümüzdeki iki haftayı bu renkle planlayacağız beraber. Daha sonraki haftalarda da hem sarıyı hem de diğer renkleri ve washi tape'leri hatta kalemsiz bir şekilde sadece siyah kalemle nasıl süsleyebileceğinizi göstereceğim. Kalem kutumu bir kenara koyuyorum şimdilik. Ve günlerin üzerinden bu kalemle yazarak başlıyorum. Evet gördüğünüz gibi her iki sayfada da günleri yazdım. Gerçekten renk çok güzel ve çok parlak. Bayıldım. Numarasını bilmiyorum görebiliyor muyum? Herhalde bu 275-40 olan değildir diye düşünüyorum ama çok fazla ton olduğunu da düşünmüyorum. Bence bu kalemi rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi birkaç tane sticker ekleyeceğim. Elimde tam da böyle bu tonda bir sürü aslında sticker var. Böyle hep Hema'dan eskiden kalan. Onlardan birkaç tanesini ekleyeceğim şimdi. Gördüğünüz gibi bu sefer bolcana sticker ekledim. Çünkü nasıl olsa tatildeyim. Yapmam gereken çok bir şey yok. O yüzden çok fazla yere ihtiyacım olmayacak diye düşündüm. Hemen şimdi yazarak başlayalım. Hemen kalemimi de aldım. Öncelikle pazartesi günü Rovinj'den oradaki bir doğal böyle bir park var. Oraya geçeceğiz. Bir gece de orada kalacağız. Onu buraya yazıyorum. Ve oradayken Thorson'la bir röportaj videosu çekmeyi düşünüyorum. Kendisi çünkü oldukça başarılı bir mühendis. Onunla böyle birazcık başarı, birazcık yurt dışı ve buradaki iş hayatıyla ilgili bir röportaj yapacağım. Daha sonra yayınlayacağım ama orada böyle arka plan mükemmelken bu videoyu çekmek istiyorum. Onu yazıyorum buraya. Salı günü o doğa parkından Şibeni'ye geçeceğiz. Orada da salı günü çok yoğun olmayacağı için işle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Bir tanesi Facebook için birkaç tane makale yazmak istiyorum. Ajanda kullanımı ile ilgili Getestilo'nun kendi sayfasına yayınlanacak olan. İkincisi de Thorson'la konuşmak istediğim bir proje var. Onu yazıyorum. Çarşamba günü Rovinj'de çekeceğim vlogu editleyeceğim. Oradan yükleyebileceğimi sanmıyorum ama en azından hazır olsun. Geldiğimde yüklerim. Ama siz ayın 5'inde yani çarşamba günü çantamda ne var videosu izleyeceksiniz. Onu hazırladım, yükledim. Çarşamba günü yayında olacak. Saat sizin saatinizde akşam 5'te. Perşembe günü yine arka plan harikayken başka bir video çekeceğim size. Sahilde kullanabileceğiniz bir saç şekli, saç süslemesiyle ilgili. Bir de eğer vakit bulursam birazcık gamzeltekin.com üzerine çalışmak istiyorum. Onun dışında cuma, cumartesi ve pazar için hiçbir planım yok. Çünkü festivalin en ağır, en yoğun olacağı günler o günler olacak. Pazar gününe sadece plan gecesinin olmayacağını yazacağım. Hemen sonraki haftaya geçiyorum. Sonraki haftayı da gördüğünüz gibi yine bir sürü stickerlarla süsledim. Pazartesi günü de hala oradayız. Salı günü oradan yola çıkacağız. Almanya'ya gideceğiz öncelikle. Çarşamba günü Almanya'dan buraya geleceğiz. Geldiğimde de Şibenik'te yani bir önceki hafta sonunun vlogunu editleyeceğim sizin için. Yani iki tane tatil vlogu gelecek. Perşembe günü artık evdeyim ve gerçek hayata bir dönüş yapacağım. Hemen buraya işlerimi yazıyorum öncelikle. Babamdan isteyeceklerim var bana Türkiye'den getirmesi için.
Onu yazdım. Çünkü bu üste yazdım çünkü gerçekten çok önemli. Bir tane video çekmem lazım. Ve o gün bütün gün evde olmam lazım. Çünkü postalarımız gelecek. Hiçbir şekilde dışarı çıkmamam lazım. Yine o gün yapmam gereken en önemli işlerden bir tanesi buradaki ufak düğünümüz için düğün pastası sipariş etmek. Ve bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Arka taraf çok sesli, kusura bakmayın, çimleri biçiyorlar. Cuma günü bir kahve randevum var Zürih'te, onu yazıyorum. Cumartesi ya da pazar günü Melisa'larla buluşacağız. O yüzden onu cumartesiye yazıyorum. En kötü ihtimalle yana doğru ok çıkarırım diye. Yine cumartesi birine mail atmamız lazım. Pazar günü bir videom daha olacak. Tabii burada plan gecesi 14'te var. Cumartesi alışverişe de çıkacağız, onu yazmayı unutmuşum. Pazar günü de haftalık bakım günü. Maske falan filan yapılacak yani. Ve sanırım bitti. Önümüzdeki iki haftanın görünüşü benim için böyle. Dediğim gibi tatil. O yüzden çok fazla bir şey yazılı değil. Gerçi yine tatile göre bir şeyler de yazılı ama. Derken kalplerimin üzerinden geçmediğimi fark ettim. Hemen onu yapalım. Evet, şimdi çok daha iyi oldu. Önümüzdeki iki haftanın benim için görüntüsü bu dediğim gibi. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bu arada söylemeyi yine unuttum. Ben burada olmasam da ayın 12'sinde de bir video gelecek. O videoda düğün planlama ajandamın kurulum videosu olacak. Yani önümüzdeki hafta ayın 5'inde göreceğiniz video çantamda ne var, daha sonrasında düğün ajandamda ne var. Bunları göreceksiniz. Ondan sonra ben dönünce oralarda çektiğim videoları yüklemeye başlayacağım. Böyle. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Muah! Görüşmek üzere.